Evet, yeniden buluştuk. Evet efendim. Ha, Evet şimdi efendim. pek güzel oldu işte. Sesler Evet. harika. Ben şimdi şu çok okumayı seven anekdotunuzu bir daha alayım. Orası çünkü yarım kaldı. O güzel bir yere gidiyordu. Efendim, ama olan bir dostum daha önce çok okumayı sevdiği için yaşlı bir hanımefendi. Kendisine sormuştum. Hiç üzülmüyor musunuz artık okuyamıyorsunuz diye dedim. Tefekkür etme zamanım dedi. Okuduklarımı şimdi öğreneceğim. Şimdi ibadetlerimizin hakikatini öğreneceğiz. Çünkü biraz da Mekke Medine'de gibi değil bizim Türkiye'deki ibadetlerimiz. Yapalım geçelim işe yetişelim ya da yapalım geçelim yemeğe yetişelim çocuğumuza yetişelim havasında yapıyoruz. Şimdi ibadetin hakikatine gideceğiz. Secdede nasıl miracı yaşarız? Şimdi yokluk, vaktimiz var. Daha ibadete yönelebiliyoruz evin içinde. Yol kat etmiyoruz, gitmiyoruz, abdestimizi rahat rahat alıyoruz. Hepsinin manası hususunda tefekkür ettiğimiz bir zaman diye düşünüyorum. Ben camilerimizin de manevi mübarekler tarafından durdurulup bize dua ettiklerine inanıyorum. Onun için çok güzel bir devre diye düşünüyorum efendim. Evet, biraz da galiba artık evi, günlük hayatı, normal yaşamı da tam manası itibariyle ibadete dönüştürmek için bir vesile olabilir inananlar için. Zira şu Evet. anda yaptığımız her şey aslında biraz öyle. Benim anladığım biraz o, oradan bakınca. Aslına bakarsanız ibadet kelimesinin kelime anlayışı Allah'la ilişki kurmak demektir. Biz Allah'la ilişki kurmadan ibadet ediyorduk. Şimdi onun için bir hadisi kutsi de nafile ibadetle bana yanaşın ki ben sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan diliniz olayım diyor. Yani işte bu yaptığımız nafile ibadetlere giriyor. İnsanlığa hizmet, bir kişinin gönlünü rahatlatmak, ferahlatmak. Güler yüz sizin yaptıklarınız. Yani ben yakinen takip ediyorum Ya Sinan çok Bey. teşekkürler. Oğlum çok yüksek, büyük bir hayranınızım ben. Çünkü tefekkürü anlatıyorsunuz. Yani aklın önemini kimse reddetmiyor. Ama hakiki akıl diye bir şey vardır tasavvufta. Aşkın aklı diyoruz biz ona. Keşfin aklı. İşte o aklın ne kadar önemli olduğunu siz çok vurguluyorsunuz. Bu bakış açısından şimdi o akıl işliyor. Yani o bugüne kadar hep diğer akıl işliyordu. Ona biraz çok özür dilerim. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Ahmaklar olmasa dünya mamur olmazdı diye. Biraz ahmaklık devrelerimiz vardı bizim. İşte en iyi okulu ben okuyayım. En iyi çocuk benim olsun okuyan. En iyi çalışan eş benim olsun. Ama gene mutsuz, gene huzursuz. İşte bu devreleri aşıp şimdi evde oturup hiçbir şeyimiz yok. Evlatlarımızı bile göremiyoruz. Ama mutlu olabilmeyi öğreniyoruz. Bakış açısı meselesi. Ben vallahi size çok soracağım bir şey vardı. Hatta işte altlı üstlü komşuyuz malum. Biz, ama Zebru her uğradığımda yemek vardı. Ben yemek yemekten soru soramadım. Yani çok güzel yemekler oluyorsun orada. Şimdi hazır gelmişken burada böyle baş başa bulduğum bir şey soracağım. Keşif meselesi. Şimdi ben bilgiyle uğraşıyorum. İşte beyin anlatıyorum sürekli. Ama öbür taraftan da insanın bazı böyle akli işleyiş süreçleriyle, beyin devreleriyle falan açıklayamadığımız böyle içe doğma şeklinde bilmelerden bahsediliyor. Mesela ben bununla ilgili de hatta çalışan bir arkadaş grubum var, bazı konuşmalar falan da yapmıştım ama ben buna başka bir isim veriyorum. İşte örüntüsel bilgi diye bir şey diyoruz biz ona. Fakat daha sonra fark ettim ki bizim kültürümüzde bu var. Keşfi bilgi dedikleri bir şey. Ne farkı var? Nasıl oluyor? Yani keşfi bilgi ne demek? Biraz da bu dövülen bir konu. Yani insanlar bunu ağzında çok çiğniyor bilip bilmeden. Nasıl bir şeydir o? Biraz bize tarif etsenize. Efendim siz benden daha iyi bilirsiniz ki insan akılla edindiği bilginin aksini her an kabul edebilir. Çünkü akıl zıtlık üstüne işleyen bir kompütür diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bir beyefendi bana demişti ki ben o kadar güzel konuşuyorum ki size beyazı siyah olarak empoze eder. Öyle bir anlatırım ki siz onu siyah görmeye başlarsınız. Bu çok etkilemişti beni. Hakikaten de çok değer verdiğimiz konuşmacılar var. Dinliyoruz. Çok güzel
veya çok kötü şeyleri kafamızın içine empoze edebiliyorlar. Yani en inandığımız şeyi bir anda değiştirebiliyoruz. Buna akli bilgi deniyor. İbn Arabi'nin çok enteresan bir yorumu var. Diyor ki, akıl beş duyu üzerine işler. Beş duyu da çok kısıtlıdır. Gözümüz belli metrenin ötesini göremez. Kulaklarımız belli frekans ötesini duyamaz. Şimdi bütün bu bilgiler birleşerek akla gelecek. Yolda bir de hafıza denen, daha önce edindiğimiz bilgilerin onun üzerindeki tesiri ve ana babadan gelen zorlamaların da tesiri var. Ve akıl şöyle der diyor haklı olarak İbn Arabi'nin yorumu. Ya bu kadar yanlış bilgiyle benim doğru yorum yapmamı nasıl bekliyorsunuz? Yok mu kardeşim dermiş. Vücut içinde doğru bilgi alan bir organ. Onun üzerine kalp cevap verirmiş. Ben doğru bilgi alabilirim. Yeter ki aydınlanayım. Biz tasavvufta iki şekilde insanların kalbinin aydınlanıp samimi, ezeli ve değişmeyen bilgiye sahip olduğunu düşünürüz. İşte basiret gözü dediğimiz o gözün açıldığını. Bunun iki şekilde olduğunu Kur'an yazıyor. Birincisi sille-i hüda. Yani bir sıkıntı, bir bela, bir virüs işte. İkincisi de Rahman'dan gelen bir güzel söz. Bazen Kur'an'dan bir ayet, bazen kamil bir insanın konuşması. Kalbi birden inandırır. Kalp iman etti mi Mevlana şöyle anlatıyor. Ne gün doğdun? İşte ben şu tarihte doğdum. Emin misin? Çok eminim. Gördün mü o tarihte doğdun? Ay nasıl göreyim ben o gün doğmuşum. Ama eminsin. Görmediğin halde eminsin. Ve değiştirmiyorsun. İşte kalbi bilgi böyledir diyor Mevlana. İnsan görmediği halde o bilgiden emin olur ve kim ne anlatırsa anlatsın o bilgi onda değişmez. Benim ikinci bir inancım bu bilginin Allah tarafından ezeli bize verildiği ve bizim ezelde o bilgiyi bildiğimiz için kabul ettiğimiz, aldığımız ve inandığımız ve kabul ettiğimiz. Zira ben derse giriyorum, 120-130 kişi, siz çok iyi bilirsiniz, aynı okulda hocayız. Sınıfta mübareklerin sözlerini söylediğim zaman, yani o 80 yaşında öğrencim de var, sertifika sınıflarında, 18 yaşında da var. Hepsinin yüzünde aynı ifadeyi, aynı mesleği, aynı zevki görüyorum. Ama bir de kameraman geliyor biliyorsunuz çekmeye bizim dersleri. O çocuk da uyuyor mesela. Çünkü onda o bilgi yok. Onun için onun kabul etmesi onu çok zor. Onu sıkıyor o bilgi ve uyutuyor. Şimdi 120-130 kişi o zevk içindeyken o uyuyorsa bu ezelden verilmiş veya verilmemiş suçlanamaz. Verilmemişse nasıl suçlansın? İşte böyle düşündüğüm zaman keşfi bilginin kalbe inen bilgi olduğuna inanıyorum ben. Yani galiba bir niyet lazım orada, değil mi? Yani ona bir açmak lazım. Hani orayı bir talep etmek lazım belki. Çünkü niyet olmadan pek olacak bir şey değil gibi sanki. Çok güzel buyurdunuz. Çünkü Allah Kur'an'da gene böyle bir ayırım yapmış. Ben sana ezeli aşkı, ezeli bilgiyi verir tohumunu ekerim. Ama sen sulamazsan o tohum bitmez diyor. Çalışacağız, çabalayacağız. Aynen. Her an gayret içinde olacağız. Saniye aksatmadan. Sizin de bakışınız vardı bu keşfi bilgi konusunda. Yani sırf akılla edinilen bilginin yeterli olmadığı Tabii işte biz konusunda. mesela duygularla anlatıyoruz bunu bazen. Mesela duyguların varlık amacı işte kalp diye tabir ettiğimiz aslında bizim geleneksel literatürde bugün bizim bilim alanında işte duygulara karşılık geliyor. Duyguları titreten şeyler akılla çok anlayamadığımız çok komplike böyle karmaşık veriler. O yüzden akıl onu analiz edemediğinde onu analiz edecek ekstra bir duygu sistemi var bizde. İşte o duygu sistemi böyle bir kuantum bilgisayarı gibi çok fazla veriyi bir anda işliyor ve diyor ki bu doğrudur, bu yanlıştır. Şimdi mantık ve akıl devrinde olduğumuz için akılla sadece sınayabildiğimiz ya da aklımızın alabildiği şeylerle yaşamak
bizi aslına bakarsanız biraz bugünkü hale getirmiş gibi gözüküyor. Yani bir küçücük virüsün bize düz çöktürdüğü medeniyet aslında sadece işte zihnimizin bir kenarıyla yaptığımız bir medeniyet. Şimdi galiba üzerinde en çok uğraştığımız, bugün zaten de sizle işte konuşmayı arzu ettiğim konu, kendi o bedenimizi ve bedenimizin işte fonksiyonlarından biri olan aklı aşan bir manevi taraf. Yani biz o manevi tarafla biraz daha herhalde baş başa kaldık. Ben mesela her ne kadar vücutla, beyinle, hani bedeni bilimlerle ilgileniyor olsam da insanın bedenini aşan bir tarafı olduğunu düşünüyorum, öyle inanıyorum. Ki buna dair de çok ciddi kanıtlar var benim açımdan. Zira mesela ölüm dediğinizde işte birisi ölünce ya bizim için ceset aynı duruyor yani. Bütün molekülü, hücresi, her şeyi çalışıyor, bir şey yok. Yani o bir şey olmayınca her şey duruyor. Hani bu en basit çocukken düşündüğümüz bir şeydir ama ben koskoca şimdi işte kaç yaşına geldim, hala bilimde bunun cevabı yok. Ne oluyor da biz ölüyoruz? Niye işte beyin ölümü bir noktadan sonra geri dönmüyor vesaire? Şimdi bütün bunlarda da şöyle bir aslında sizinle esas konuşmak istememin temel nedeni şu. Demin dediniz ya işte haftanın belli günleri Allah'ı hatırlıyorduk. Ondan sonra geri kalanında işimize bakıyorduk. Şimdi bir reset oldu. Bizim hayatımızda böyle bir bölünmüş vaziyette. Bir akıl tarafı var. Varsa bir de manevi taraf var. Ama bu ikisini birbirine karıştırma. İşte bize derler ki bilim adamı inançlı mı olur? Öbürü der ki işte dinle uğraşan bilimden ne anlar? Mesela ben sizin bilime önem verdiğinizi biliyorum. Öncelikle bilim bize niye lazımdır? Manevi işler, yani manevi ilimlerle uğraşan birisi olarak oradan baktığınızda bilim bizi hangi kapıdan geçirir ve nereye kadar götürür? Yani ne açıdan bize lazımdır? Ben de onu dinlemek isterim sizden kısaca. Ben Allah'ın yarattığı her ilmin bizim için çok gerekli olduğuna inanıyorum. Fiziğin, kimyanın, malum haliniz ben de kimya okudum. Çünkü bütün ilimler insanı yaratana götürüyor. Bütün ilimler. Yani hepsinden yararlanmamız lazım. Çünkü hocam buyururlardı ki, bir din adamının bütün ilimleri bilmesi lazım ki her ilimden Allah'a nasıl gidileceğini karşısındakine anlatabilsin, öğretebilsin. Dolayısıyla hepsini Allah yaratmış ve hepsi lüzumlu. Zaten bakıyorsunuz bir ilim var. Yani mesela Eflatun da aynı şeyi söylemiş, Konfüçyüs de aynı şeyi söylemiş, Peygamber de aynı şeyi söylemiş. Farkı ne? Biri tevhid anlayışından en üst seviyeden söylemiş ve hepsini birleştirmiş. Şimdi böyle baktığınızda tabii ki bilgi insanın kafasını karıştırmayıp kafasını samimiyetle tek amaca yönlendiriyorsa mutlaka o bilgi bizim için lazım. Ve ben büyük mutasavvıfların özellikle tasavvufla ilgilenenlerin teknolojiyi çok kuvvetle kullandıklarını görüyorum. Neden? Bugün Allah hangi ilmi kullanmamızı emrediyorsa ondan yararlanmak kamil insanın vazifesidir diyorlar. İşte bu şu ayete uymak demektir. Sen hala ailenin dininde misin? Ya da ailenin inancında mısın? Niye orada takılıp kaldın? Atalarının dinine uyanlar uyarısı değil mi? Evet. Yani orada bunu aynı zamanda atalarının ilmine uyanlar diye de değerlendirebiliriz. Yani takılıp kalmayacaksın. Çünkü Allah sonsuz bir tekamül. Her an yeni bir şanla tecelli ediyor. Senin takılıp kaldığın her evre taassup oluyor. Ve ilim adamlarında da ben çok taassup görüyorum. Bir, benim ilmim doğrudur. İki, hiç yeni bir şey öğrenmeyeyim. Halbuki bu tasavvuf her an yeni bir şey öğrenir. Ve mesela hocamın çok güzel bir sözü var. En rahat ettiğim, en mutlu olduğum yer benim ilmimi daha üstün bir ilim tarafından mağlup edilmesidir der. Demek ki açık. Yani yeni ilimlere açık. Onun için mesela sizin getirdiğiniz bu bizim üniversitemizin de çalışmaları var tabii. Bu yeni ilim beni çok etkiliyor. Sizi çok seviyorum. Ben bir insanı çok severim çünkü Allah için yaptığı hizmetten ötürü çok severim. Siz İnşallah. öylesiniz. Yani sizi İnşallah. methetmek benim haddime değil. Estağfurullah. Zaten de öyle bir şeye ihtiyacınız yok. Çok met oluyorsunuz. Yani sizin gibi çalışanlar, hakka hizmet edenler, sırf beyne takılıp kalmış olanları keşfe yönlendirenler. Şimdi
93 yaşında bir halam var. Bu virüse tutuldu şimdi huzurevinde. Allah'aşmaz. Hastaneye geldi. Kendisi 6 kere kanser atlattı. Günde de 2 paket sigara içiyor. Yani ne yapsanız onu engelleyemiyorsunuz. Allah korusun, benim en üzüldüğüm şey sigara içmek. Şu ara bırakmayı Allah nasip etsin. Amin herkese inşallah. Hiçbir tesiri yok virüsün, biliyor musunuz? Pozitif çıkıyor ama kadın yani hepimizden daha sağ. Kan değerleri en üstün. Hangi beyin bunun açıklamasını yapabilir size soruyorum. Bizim işte tıpta da var ya plasebo etkisi dediğimiz, yani ilaç diye su veriyorsun iyi geliyor. Yani bu işte manevi tarafa bizi zaten mecburen ittiren bu gördüklerimiz, yani bir şey oluyor. İşte savaşta kolu kopan adam saatlerce fark etmiyor. İşte hasta oluyor, farkına bile varmadan senelerce taşıyor. Burada bir başka bir güç, başka bir kuvvet var içimizde. Yani onun keşfi zaten herhalde hayattaki keşfedilmemesi en büyük kaçırılan fırsatlardan bir tanesi olur galiba gibi geliyor bana her zaman. Ne kadar güzel buyurdunuz. Yani en olmayacak insanlar, ben 15-20 sene yakın kiliselerde konuştum Almanya'da, birçok ülkede. Kesinlikle ilk senelerde İslam'ın bir din olduğunu dahi kabul etmeyen milletler şu anda şehirlerinde ezan okutuyorlar. Camileri açtılar. Yani Allah'ın sonsuz gücünü her an idrak etmek sırf akıllık gibi kısıtlı bir mekanizma ile olamaz. Bambaşka bir şey. Yani şu virüs kadar güzel, bizim önümüze hayreti açan ve hiçbir konuda hiçbir gücümüzün olmadığını idrak ettiren bir şey olamaz. Anacığım ciğer hastalığından bir ay içinde vefat ettiler. 5-6 sene önce, nur üzerimize olsun. Girdiği zaman bence çok sıhhatliydi. Hafif bir öksürüğü vardı hastaneye. Bir ay sonra vefat etti. O kadar, kardeşim de doktor olduğu için o kadar seviliyordu ki, alet imal etti bir dostumuz. Onun ciğerinden suyu acı çekmeden çekeyim diye, o alet ciğeri zedelediği için vefat etti. Yani niyet ne olursa olsun, Allah'ın takdiri o gün vefatını gerektiriyorsa, buyurduğunuz gibi ne ilaç tesir ediyor, ne bir şey tesir ediyor, akıl kalıyor. Mevlana Mesnevi'de bunu çok güzel anlatır ilk hikayesinde. Okumuşsunuzdur. İşte ruh padişah diye anlatır o. Hocam onu şerh eder. Ruh padişahı dünyaya gelir. Ve ilk iş nefsine aşık olur. Ona kölesi diyor. Kölesine aşık olur. O nefsidir, yani vücuduna aşık olur ruh. Fakat vücut hastadır çünkü dünyaya düşkündür. Kuyumcuya aşıktır diyor nefis. Onun için hastadır diyor. Padişahı nefsi iyileşsin, hastası iyileşsin diye doktorları çağırır panikle. Doktorlar akıldır diyor. Akıl gelir, o biz bunu 5 dakikada iyileştiririz der diyor. Daha hasta ederler çünkü biz yaparız demişlerdir diyor. Allah'tan izin almamışlardır. İşte o zaman padişah bir mabede girer, ayakkabılarını çıkarır, dünya ve ahireti bırakır ve o mabette hocasıyla, mürşidiyle karşılaşır diyor. Sonra o mürşit, siz çok iyi bilirsiniz konunuz, Freud'dan çok daha önce Mevlana Hazretleri tam burada psikoterapi açıklamış, konuşturarak nasıl yardımcı olduğunu, elini nabzına koyar cariyenin diyor ve onu konuşturur. Nabzı atmaya başladığı yerde kuyumcuya aşık olduğunu anlar. Kıyımcının İşte adı bütün geçince nabız pıt pıt. artıyor. Şimdi bütün bu hikayelerden anlaşılıyor ki akıl yetersiz, iman gücüne ihtiyaç var. Allah'ın takdiri her şeyin üstünde, kabul etsen de etmesen de, milyarder de olsan aynı hastanene bile yetişemeden ölüyorsun. İstersen arabanın içine bütün kalp aletlerini yaptırt, o arabada kalp krizinden gidiyorsun. Hiçbir şey akılla izah edilir gibi değil. Ama akla çok ihtiyaç var ki bunun böyle olduğunu anlamak için. Kesinlikle. Ben İstanbul'a geldikten sonra, Üsküdar Üniversitesi'ne başladıktan sonra tam da o sırada
Sizin de öncülük ettiğiniz işte tasavvuf enstitüsü yeni kuruluyor Üsküdar'da. İşte ben de hemen tanışmıştım arkadaşlarla, Elif Hoca ile vesaireyle. Öyle biraz faaliyetlerden haberdar oldum. Şimdi hep senelerden beri hani biz de kulaktan dolu, benim öyle çok okumuştum o konuda bir tahsilim yok yani tasavvufu çok derinlikli araştırma şansım olmadı. Ama tabii ki hani kültürümüzden, atalarımızdan, özellikle dedemden çok fazla dinlediğim bir arka planla gelmiştim var. Onda yani üzerimizde çok etkisi olmuş. Beni en çok şeyde etkileyen tasavvuf enstitüsünün çalışma sistemi içerisinde sizin de arada söylenmenizde çok etkileyen bir şey var. Pozitif psikoloji diye bir alan çıktı işte şimdi dünyada. Bu psikolojik iyi olma halinin nasıl sürdürülebileceği ve işte günlük kötü zihinsel durumların nasıl düzeltilebileceği, insanların kendini daha mutlu nasıl hissedeceğine dair bir alan. Ya bakıyorsunuz benim bu az bilgimle bile oraya şöyle kuş bakışı bakınca gördüğüm şey, ya bizim geleneksel literatürümüzde ağırlıklı olarak tasavvufi söylencelerimizde, anlatılarımızda, kıssalarımızda anlatılan şeylerin biraz bir bilimsel disiplin haline sokulmuş hali ve yani dedim ki kendi kendime ya biz niye böyle bir şey yapmadık da? Yani resmen hani biraz kaptırmışız öyle gözüküyor. Hani sonuçta Avrupa menşeli bir şey. Şimdi enstitüde benim gördüğüm şuydu. Ben biraz bu mefkürenin de kökenini merak ediyorum. Tasavvuf ekolü genellikle eski metinlerin bir şekilde korunması ve günümüze aktarılması, onların şerhi, işte üzerine araştırmalar yapılması şeklinde ama burada bir ekstra bir amaç gördüm ben. O dilin yenilenmesi. Yani günümüz insanının diline ve dimağına yani bugünkü zihne daha kolay nüfuz edecek kelimelerle günlük hayatta işe yarayacak kalıplarla dönüştürüyor. Bu fikir nereden çıktı? Yani bu fikir böyle bir dal mı vardır? Böyle bir ekol mü vardır? Yani siz mi düşündünüz? Nereden geldi bu? Mesela bu bence çok önemli bir şey. Estağfurullah. Bütün büyük mutasavvıflar bizi bu şekilde düşünmeye iterler. Yani daima yeni dil kullanın. Şimdi Peygamber Efendimiz bütün ilimlerin tamamını indirmiş. İlimler bitmiş. Fakat o ilimleri her devrin gelişimine göre yenileyen ve yeni biçimde anlatan, lakap değiştirerek yani yeni bir format kurarak anlatan kişiye insan-ı kamil deniyor. Sizin buyurduğunuz bu anlayış kamil insanın tarifi zaten. Hatta Paulo Coelho ile bizim bir dostluğumuz vardır. Kendisi de çok bahseder Kenan Rıfai Hazretlerinden. Paulo Coelho diyor ki son bir alimin kaleminde daha önceki bütün alimlerin ilmi toplanıp yeni bir hal bulur diyor. İşte bu tamamen tasavvufun gereğidir, gelişimidir. Hatta çok güzel buyurdunuz. Çok böyle sözüne güvendiğim bir dostuma, gencim, tek bir emelim var. Hocam Sami Ayverdi'nin ilmini dünyaya yaymak demiştim. Cemal ablacığım dedi, öyle olmuyor dedi. Nasıl oluyor dedim. Hocanız Sami Ayverdi'nin ilmini kendi yorumunuzla dünyaya yaydığınız zaman tesirini görüyorsunuz dedi. Ve ben o farkı sonradan hissettim. Sizin bahsettiklerinize evliya deniyor. Menkıbeleri alıp anlatan ve insanların gönlünü hop ettiren. Fakat bunları alıp bugünün ilmiyle yorumlayan ve bütün ilimleri açık halde herkese tesir edebileni insanı kamil yani peygamberin varisi deniyor. İşte büyük olup da bugün dünyayı saran ve en çok okunan yazarlar Müslümanlardan İbn Arabi Hazretleri gibi Mevlana gibi tam bunu yapmışlar. Bütün dinlerin ilimlerini birleştirmişler. Çok Hocam enteresan bir şey Kenan söylediniz. Böyle bazı mahfillerde insanı kamil dediniz mi? Böyle uçan kaçan falan işte böyle enteresan elinden ateşler çıkan falan insanlar algılanıyor. Yani öyle bir artık mistik, nasıl diyeyim, mistik de demeyelim. Biraz böyle süper kahraman havasında bir karikatürize edilmiş bir algı var maalesef. Halbuki işin aslında ilimle ilgili olduğunu unutmuşuz. Yani böyle kerametler göstermek, hoplamak, zıplamak değil de hakikaten ilmi tekrar dillendirmekle ilgili mesele olduğunu galiba biraz kaçırmışız.
Bu da tabii ki toplumumuzun bir kısmının, özellikle inanan insanların bir kısmının tasavvufla enteresan bir mesafe koymasına sebep olmuş. Ben buna çok rastlıyorum. Hatta muhtemelen ben bu yayından sonra da eleştiri alacağım bayağı bir. O da yapıp alışayım ben ona. Benim şöyle bir tarzım var kendimce. Yani beslenebileceğim her çiçeğe uğramam lazım ki yani o nektarı iyi yapabileyim. Hani benim bir görevim var sonuçta, bir bilgiyi birleştirip bir şey anlamam lazım. Dolayısıyla mesela burada çok önemli bir tecrübe var. Binlerce yıllık bir şey, yüzlerce binlerce yıllık birikimin aslında damıtılmış hali. O da tasavvuf dediğimiz bir ekol. Tabii ki suistimalleri var, tabii ki garip dalları var. İşte bir sürü insana dedince şeyler çıktığı gibi. Yani burada da mesela bana en çok söylenen şeylerden bir tanesinde size bir arz edip bir sorup sizi çok yormadan onun da bir cevabını almak istiyorum. O da şu ki ben ilk kitabıma yazmışım, sonradan fark ettim. Yani işte ben bu kitabı yazdıktan sonra şöyle bir döndüm baktım ya, yani ben yazmamışım bunları gibi falan. Yani demek ki işte beyin bilimleri ne diyor, zaten işte otomatik pilot yapıyorsun, demek ki bunlar yazdırılmış falan diye. Sonra ben çok duydum mesela bizim Said Nursi'nin kitaplarında olsun, İbn Arabi'de olsun, Mevlana'da olsun, hep böyle Yunus'ta olsun. İşte kalemi tutan eli görmeyen yazıyı kalem yazıyor zanneder. Yani bunlar bize yazdırılır, söyletilir. İşte bunlar bize Allah'tan gelir, kaynaktan gelir gibi sözler var. Aynısı Budizm'de de çok ifade ediliyor mesela. Birçok ekolde de var. Hemen tabii bizim bir kısım arkadaşlarımız ayaklanıyor. Ne yani, vahiy mi alıyorlar bu insanlar falan gibi. Bu ne demek? Yani yazdırılıyor, ilham oluyor, gönlüme geliyor. Ne demek bu? Nasıl anlamak lazım? Siz bunu nasıl anlıyorsunuz? Bir oradan görmek istiyorum. Yani 750 tane eseri var İbn Arabi'nin. Bir ömürde 750 eserin mantıkla yazılması sizce mümkün mü? Ben daha Yani 6. kitabı bu kadarı bitiremedim. yeter yani. Hatta şunu söylüyor, sizin sorunuza en güzel cevap, Hazreti Pir Mevlana Hazretleri ve İbn Arabi Hazretleri de biz şiir yazmayız diyorlar. İkisi de. Olur mu efendim? Bütün divanı kebir şiir deyince şiirde şuur vardır. Biz şuur kullanmayız diyorlar. Yani Hayır, hiçbir şunu demek, istiyorlar ki eğer Mesnevi'yi benim aklım yazmış olsaydı, yazdırılmak akılla değil kalple idrak edileni yazmak demektir. Yoksa havadan inmiyor, kalbe iniyor, kalbe idrak edeni ve emin olduğu bir şey yazıyor. Aklıyla verdiği bilgi değil, ondan bahsediyorlar. Yoksa sizin buyurduğunuz gibi biz peygamberin hayatını bilmediğimiz için hayatta en değer vermediği şey mucize. Yani mucizelerle gelen ilme benim hocam da mesela Kenan Rıfai Hazretleri diyorlar ki tekkeler kapatılabilir bir gün. Bunu söylediği zaman 1920'ler tekkeler bir gün kapatılabilir. İşte ibadethaneler bir günde kapandı. Ama ben yarın öbür gün tasavvuf üniversitelerde öğretilecektir. Bugün öğretiliyor. Yani üniversite eğitimi ben de o zaman doğmuş olsaydım profesör olarak hizmet etmek isterdim diyor. Yani görüyorsunuz ki her türlü ilme ihtiyacımız var. Yani bizi uçuk kaçık çalışmayan, bir kenara çekilip bir lokma bir hırka diyen insanlar sanmasınlar. Zaten gördüğünüz gibi ben 66 yaşında hala makyaj yapan, giyinmeye çalışan insana hürmetimden bir insanım. Biz tasavvufu yaşam biçimi haline getirerek mutluluğu bu dünyada yakalayan insanlarız. Farkımız o. Yoksa biz evliya değiliz, biz mükemmel değiliz ve bir insanı kamil denen milletin birçoğunun eleştirdiği kişiler de kendilerinin Allah olmadığını çok iyi bilip kimseyi düzeltemeyeceklerdi. Ama sadece öğrendiklerini tebliğ edip düzeltenin Allah olduğunu bilen kişilerdir. Yani bir insan ne kadar aczini biliyorsa o kadar peygambere yakındır, o kadar mübarek insandır. Dolayısıyla insanların vücutları ölür. Eğer vücutlara taparsak bize felaket getirir. Ama maalesef yanlış şeyhler, yanlış imanlar, yanlış idrakler, bidatlar insanı şeriatla bağlanan ve tarikatla yola götüren, hakikatle Allah'a erdiren yollardan uzak tuttu. Bu üçünü ancak birleştirdiğimiz zaman biz mükemmele eriyoruz.
O bakımdan şeriatı da maalesef yanlış anlattıkları için insanların ödü kopuyor. Şeriat Allah'ın kaidelerine uymaktır. Yaparsan sen rahat edersin diyor Allah. Ana baba gibi yani. Dolayısıyla Böyle tam bir söylediğinizde şey. benim insanın fabrika ayarları kitabı da şeriat kitabı o gibi oluyor valla. Hani biz Tabii normalde insanın ayarlarını anlatıyoruz yani. harikulade. Tabii ki. Yani sizin varlığınız kimden? Sizin bu devirde, şu kadar lazım bir devirde, bu kadar aklı bilen bir insan olarak keşiften bahsetmeniz niye? Fakat Mevlana Hazretleri çok güzel bir söz var. Ben çok seviyorum, onu da söyleyeyim. Ben ne anlatırsam anlatayım diyor. Herkes kendi anlamak istiyor. Çünkü geçen gün bana yani hiç söylemediğim bir şeyi söylediler. Böyle dediniz. Demedim dedim. Yok dediniz diyor. Onu cımbız gibi çekmiş, onu duymuş. Mesela namazı yanaşmayın ayeti var. Orayı alıyor. Onun Evet. başındaki alkollüyken almıyor. Siz diyor efendim diyor gece gündüz namazı anlatıyorsunuz. Kur'an sizin Kur'an'ınızda ayet var diyor namaza yanaşmayın diye diyor. Demek ki kafanın iç, siz çok iyi bilirsiniz. Neyi çekmek istiyorsa biz onu çekiyoruz. Onun için dünyada eleştirilmekten daha güzel bir şey yoktur. İman edin. Ebu Cehiller olmasaydı peygamber ortaya çıkmazdı. Ebu Bekir olacak, Ebu Cehil olacak. Hatta Ebu Bekirler bile sizi Hazreti Ömer peygamberi eleştirmiş, eleştirecek. Dolayısıyla sonuçta Mevlana öyle diyor. Beni alkışlayan benim dostum değil, beni zemmeden benim dostumdur. Çünkü beni düşünmeye sevk eder diyor. Görüyorsunuz ya her şey düşünmeye geliyor. Aynen öyle. Bir anekdot olarak da size daha önce bahsetmiştim herhalde. Benim sizin isminizi ilk duymam Ankara'dayken bir arkadaşım, muhtemelen şu anda bizi izliyor olabilir. Ya bak millet neler söylüyor diye bana internetten bir video gönderdi. Ben de nedir diye açtım. Siz bir programa konuk, Gülben Ergen'in programına konuk olmuşsunuz orada. Bir Budist tapınağında Buda heykelinin ayaklarını yıkayan bir Budist inanırın yani bir müminin oradaki halini tasvir ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki aslında o orada ayak yıkamıyor. Ona da öyle bakarsanız o bir hakikate orada hizmet ediyor. Onun arkasında bir şeye bakıyor gibi bir yorum yapıyorsunuz. Ben açıkçası çok etkilenmiştim. Yani ne kadar ilginç bir bakış açısı dedim. Fakat bana onu gönderen arkadaş ya bak milleti böyle dinden çıkarıyorlar diye bana göndermişti. Bu bütüncül Estağfurullah bakışa yani. çok ihtiyacımız var. Allah sizden razı olsun bu konuyu açtığınız için. Vallahi o günden beri ilk defa açılıyor. Ben orada şunu görmüştüm. Keşke ben de bu şevkle namaz kılabilseydim. O Evet, onu kadar büyük bir söylemiştiniz de şevk. orada. Çok Tabii. keşke o şevkle. Yani benim söylediğimin peygamberin hadisinden bir farkı yok. Peygamber diyor ki sen neye tapıyorsan aslında Allah'ın oradaki ismine tapıyorsun. Çünkü başka tapılacak varlık yok diyor. Yeter ki bir şeye iman et diyor. Bir inancın olsun. O inanç seni kurtarır diyor. Sonra o Budist Hindu rahibi ben şu sözüyle de karşılaştım. Yaratıcı biz dedi bu file tapmıyoruz dedi. Bu filin dedi onun bir sembolü olduğuna inanıyoruz ve ona hürmet ediyoruz dedi. Yani sembollere hürmetten bahsetti. Kiliselerde yaptığım konuşmalar sonucunda en son gelmeden bir 5-6 sene önce Hz. İsa yani rahip bunu itiraf etti. Allah değilmiş. Allah'ın isimlerini taşıyormuş dedi. Yani bunları artık insanlar görmeye başladı. Bunların görülmesi için Müslümanların her yerde konuşması lazım. Yani biz gidip konuşacağız ki ben acizane kim oluyorum? Sizler daha üstün insanlar konuşacak ki İslam'ın büyüklüğü ve her şeyi kabulü ortaya çıksın. Kabul etmeyen Budist oluyor. Kabul etmeyen daha başka bir din sahibi oluyor. İslam bütün her şeyi kabul ettikten sonra çok güzel bir anekdot vardı. Karl Ernst benim çok yakın dostumdur. Amerikalı profesör. Ben onun Müslüman olduğuna inanıyorum. Kendisine de söyledim. Zaten hep Arapça çalışıyor ve İslam anlatıyor devamlı. Karl Öz harika bir kitap yazdı Muhammed diye. Hazreti Peygamber'in
ve ona bağlıların terörist olamayacağını, savaşa niçin gittiğini anlatan bir kitap yazdı. Burada biz o kitaba ödül verdik. Bütün İslam alemi ödüller verdi. Onun üzerine bir gazeteci sordu. Siz nasıl oluyor da bu kadar Muhammed fanatiği oluyorsunuz? Tövbe tövbe, yani soru çok çirkin, yakışmıyor. Cevap muazzam. Cevap muazzam. Biz Hazreti Peygamber'in bütün alemin peygamberi olduğunu öğrendik. Yanılıyor muyuz dedi. Buradan anlaşılıyor ki İslam bütün dinleri kapsayan en üstün, en birleştirici dindir. Ama tabii peygamberin şu sözünü de unutmamak lazım. Ben bütün alemin evet peygamberiyim ama en aciziyim. Ve de şöyle diyor, Allah razı olsun. Yani şeriatıma girmeyene şefaat edemiyorum. O izin verilmedi. Yani inşallah Müslüman olsunlar. Şeklen de Müslüman olsunlar. Ama ben çok görüyorum ki şeklen Müslüman olup Budist olan, puta tapan, evladına tapan, puta tapan diye Maalesef. yapmayın diye. Yani Maalesef. onu mübah görüyoruz da niye puta tapan adama kızıyoruz? O şeklen tapıyor. Sen manen tapıyorsun, Allah korusun. Onun için hiçbir şeye tapmamayı öğrenip onun şefaatine de nail olmayı Allah nasip Evet, etsin. inşallah etiketimizle değil özümüzle bir frekansa geçip anlaşabilmek nasip olsun. Bugünlerde Evet. inşallah buna vesile olsun. Sevgili Cemal Nusayir Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet her Ben zaman çok teşekkür ederim. zevkli. Elektronik Benim için ortamda da de. olsa her zaman çok güzel. İnşallah en kısa zamanda Canım. sofralarınıza tekrar misafir olmak istiyoruz. Ben çok seviniyorum sizi yedirdiğim zaman oğlum. Biliyorum, Yedirmeyi bilmez çok miyim severim. zaten? Bilmez miyim? Ondan yiyorum ben de. Yemeği. Yoksa yemeği sevmem. Ay canım benim. Sağ olun, Allah razı Çok olsun bana. sevgiler, selamlar. Ramazanınız kutlu, mübarek olsun inşallah. Sağlık, sıhhat, güzel günler, bol verimli çalışmalar diliyorum. Çok İnşallah teşekkür görüşeceğiz. ederim. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, Sağ olun. sevgiler. Evet, sevgili Açık Beyin arkadaşlar. Bugün bir ilginç konuk ağırladık. Sevgili Cemal Nusargut'la beraberdik. Açık Beyin'in birçok ilham kaynağından birisidir aynı zamanda kendisi. Şimdi muhtemelen benim takipçi arkadaşlardan bazıları, ya Sinan Hoca ne yapıyor işte, bundan sonra sırada kim gelecek? Sürprizlerimiz var. Gelecek de başka konuklarımız da var. Ama burada özellikle bir konuyu tekrar size hatırlatmak isterim. Bu güzel muhabbet bittikten sonra. Bu konularda, böyle mevzularda konular açıldığı zaman insanın akılla, sadece bugünkü bilimle kavranamayacak kadar büyük bir varlık olduğunu hatırımızda tutalım. Ben insan beyni ve insan bedeninin fizyolojisiyle uğraşan, işte o konuda bana uzmanlık vermişlerdi, o yüzden bana fizyolog diyorlar. Bir insanım ama hala bu bedenin nasıl olup da beni ve sizi ve diğer insanları bu şekilde davranan varlıklara dönüştürdüğünü bilmiyorum. Yani bu çok çok acayip bir varlık karşımızdaki. Karaciğeri, böbreği, dalağı, diğer bütün canlılarla aynı, işte bütün hayvanlarla aynı bedeni hemen hemen paylaşıyoruz. Ama insan olarak bizde ne var ise o şey bizi insan yapan şey ve bu hani bedenden bakarak şu anda göremediğimiz bir şey. O yüzden farklı disiplinlerde, farklı geleneklerden, farklı bakış açılarından insanların görüşlerini şu masaya koyup da insan nedir sorusunu devamlı sormak ve bunun üzerinde devamlı konuşmak bizim görevimiz. Biz bunu görev addediyoruz. O yüzden de bu konunun belli bir bilim dalına, belli bir uzmanlık alanına hasredilemeyeceğini biliyoruz. Bizim çıkış noktamız, benim çıkış noktam, Açık Beyin'in çıkış noktası elbette ki bilimsel bilgi. Fakat bilimsel bilgiyi tamamlayacak her türlü, bakış açımızı açacak her türlü görüşü, bakış açısında burada konuşmayı çok seviyoruz. Sevgili Cemal Nur Hoca'ya geldiği için tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. Sadece zihnimizi değil, gönlümüzü de açan muhabbeti için. İnşallah daha uzun uzun hem kendisiyle hem başka konuklarımızla bu insan aslında nedir sorusunu sormaya, kısmetse son nefesimize kadar devam edeceğiz. Siz de eğer bu soruları sormayı seviyorsanız, siz de her zaman buraları bekliyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. Yaptığınız her şey, her neye inanıyorsanız, ibadetiniz olsun. Hayatınız büyük bir kendini gerçekleştirme macerası olsun. Ve bu yolda bizlere de ara ara uğrayın. Ve bu insan olma yolculuğunda beraber bu kısacık hayatı
çok zengin bir deneyim haline çevirmek için birlikte paylaşalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.